Tarıyor, arıyor, buluyorlar. Uçan kuş bile onlardan soruluyor. SAS komandoları zor nedir, engel nedir tanımıyorlar. Onlar için sadece başarmak var. Sualtı savunma komandoları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Hendek Operasyonları'nda görev aldı. Sabır, akıl ve sorumluluk anlayışına hakim SAS'lar Beykoz'da eğitim yaptı. Ormanlık araziye intikal eden SAS komandoları tuzaklanan bomba düzeneğini önce tespit etti, koordinatlarını insansız hava aracıyla belirledi. Ardından da arazi şartlarına uygun bomba imha robotuyla düzenek etkisiz hale getirildi. Komandolar arazideki başka bir düzeneği de keskin nişancı tüfeğiyle yok etti. Denizde olduğu kadar karada da önemli operasyonel faaliyetlere imza atan SAS timleri başarılı operasyonel çalışmalarıyla Türk milletinin göğsünü kabartıyor. SAS timlerine gönüllü subay ve astsubaylar içinden eğitimlerde başarı sağlayanlar dahil olabiliyor. Her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekatla denizden ve karadan düşman unsurlarına müdahaledeki kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Saatlerce yüzebilen, sudan çıktıktan sonra kilometrelerce koşabilen SAS timleri, görevleri tamamlanana kadar suda kalabilme becerileriyle de hayranlık uyandırıyor. Sıradan bir mühimmattan en karmaşık bubi tuzaklarına kadar bütün patlayıcı maddeler hakkında uzmanlar. SAS'lar hayati risk taşıyan bölge ve harekatlarda en kısa sürede doğru kararı alıp uygulayan timler arasında yer alıyor.